Sevgilimle 5 yıldır birlikteyiz. Yaşım 30. Evlilik konusu açılınca biraz düşünmek için zaman istedi. 2 gün oldu hala ses yok. Ne yapmalıyım? Evlilik sorumluluğundan korktuğunu söyledi. Şuna güldüm tam okurken. Bugün bir tane fotoğraf gördüm. İşte 103 yaşındaki dede 99 yaşındaki bir şeyle nineyle öyle diyoruz ya hani. Ee, işte 80 yıllık ilişkiden sonra evlenme kararı almış dedi şey demiş efendim e, hayatımı onunla birlikte geçirip geçirmeyeceğim konusunda zamana ihtiyacım vardı <laughs> aklıma o geldi yani e, şu şeye tekrar gelecek olursam 5 yıldır birliktesiniz 5 yıldır birliktesiniz zaten 1 bir yılı geçtiyse orada bir şey var demektir Evlilik konusu açılınca biraz düşünmek için zaman istedi. Beş yıl ne halt ediyordu bu? Öyle duruyor muydu? Beş yıl. Ee, zaman istemiş iki gün oldu hala ses yok. Bakın bu çok önemli. <laughs> çok eğlendiğim bir şey var bu konuda. Tavsiye ederim. Şimdi birine karar vermesini istiyorsunuz. Evlilik konusunda karar vermesini istiyorsunuz. Ona şöyle söyleyin. Artık evlenip evlenmeyeceğimiz konusunda senden, evliliğe adım atıp atmayacağımız konusunda senden çok net bir şey istiyorum. Bunun için sana bir gün veriyorum. Bir gün. Eğer yarına kadar bana bu konuda cevabını söylemezsen bana göre zaten bu konu bitmiştir. Ee, ama yarın senden bunun için evet ya da hayır cevabı istiyorum. Bunu yaptınız tamam mı? Öyle 10 yıl sonra değil. Olur, sen bir süre düşün değil. Bir gün, bir gün. Ve ertesi gün olduğunda o kişi sizi aramayacak. Bakın, zaten şuna çok dikkat edin. Bu konuşmayı yaptıktan sonra sakın ha normal bir konuşma yapmayın. Herhangi bir şekilde ne haber mesajı atmayın. Ve yaptığı mesajı cevap yazmayın. Siz bir rest çektiniz. Ona dediniz ki bir gün içinde senden cevap bekliyorum. En fazla bir gün... Bir günde olduğunda işte bana bir evet ya da hayır cevap verirsen bilmem ne falan dediniz. Ve ondan sonra herhangi bir küçücük yazışma, küçücük bir konuşma bütün o söylediğiniz şeyi iptal eder. Sırada ne var? Bir gün geçti. Asla aramayın tamam mı? Asla aramayın. O da sizi aramayacak. Cevabı olumsuz olacağı için kesinlikle sizi aramayacak. Acaba ne diyecek diye, hayırsa da bunu duymak istiyorum diye aramayın. Mesaj atmayın. Hala bana bir cevap vermedin diye sorulmaz. Cevap vermediyse zaten cevap vermiştir. Ama hala bunu değiştirme şansınız var şu anda, tamam mı? Sonra siz aramayınca aradan bir gün geçecek. Tutun kendinizi. Sonra tekrar bir gün daha geçecek belki size bir mesaj atmaya kalkışabilir. Çünkü o o sırada merak ediyor. Siz ona bir gün verdiniz ve ne oldu diye sormuyorsunuz. Zaten şey absürt. Tabii ki siz sormayacaksınız. O size dönüş yapacak. Ama durursanız eğer sonra dayanamayacak. Bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra bakın olana kadar durmak zorundasınız. Bu resmi çektiyseniz mutlaka durmak zorundasınız. Ve aradığı zaman ama bana sormadı derse şunu diyeceksiniz. Evet demenden çok korktum. Böyle söyleyeceksiniz tamam mı? Evet demenden çok korktum. O kişi var ya inanılmaz bir şey. <laughs> Grup halinde kafa atmak gibi bir şey bu aslına bakarsanız. Yani o hani süre istiyor evlenmeyi düşünecek bilmem ne falan ama siz diyorsunuz ki bir gün içinde karar vermeni istiyorum ve sonra sessiz kalıyorsunuz sonra arkasından merak ediyor artık neden diyor neden sormuyor diyor ve sorduğu zaman da evet demenden o kadar çok korktum ki diyorsunuz neden diyor siz de çünkü eğer gerçekten beni seviyor olsaydın zaten biz buraya gelmezdik. Ve ben bunu senin sayende fark ettim. Gerçekten bu konuda teşekkür etmem lazım sana. Senin sayende ben bunun olmayacağını gördüm. Hadi bakalım şimdi kim kimi ikna ediyormuş. Bunu yaparsanız ben sonucun ne olduğunu biliyorum. Defalarca biz bunu uyguladık. Yani artık bunlar şey gibi ben, şey dosyaları manipüle etme dosyalarında dolu bunlar. O yüzden hani birini harekete geçirmek istiyorsanız eğer gerçekten bunu planlayarak yapmak istiyorsanız telefon numaramız ne 0 533 303 1024 24 Zeynep Hanım'dan randevu alıyorsunuz. Ama eğer kendi başıma yapacağım diyorsanız Orada riskinizi söyleyeyim size genellikle kendinizi tutamayıp mesaj atıyorsunuz. İşte bunu yapmamanız gerekiyor ve doğru şeyi cevapları söylemeniz gerekiyor. Ama sonrasında o sizi ikna etme için peşinizden koşuyor. Ve ne yapıyorsunuz? İlk evlenme teklifi kabul edilmez. Sakın unutmayın. Hepinizin yaptığı hatalardan en büyük şey hatalardan bir tanesi ilk evlenme teklifini kabul ediyorsunuz.